Bir varmış, bir yokmuş. Bayan tilki ormanda sabah yürüyüşüne çıkmış. Yürürken ağzına layık bir yiyecek bulabilmek için de bakınıyormuş. Birden çalıların arkasında küçük bir keçi yavrusu görmüş. Hemen yalanmaya başlamış. Bir körpe yavrusu ile krallara layık bir sofra hazırlarım. Acaba onu yakalamak için nasıl bir hile yapsam diye düşünmüş. Hemen çalıların arkasına sinmiş. Oğlağın üzerine atlamak için uygun bir fırsat kollamaya başlamış. Bir hamlede atlayıp oğlağı yakalamak istiyormuş. Oğlak gitgide kendine doğru yaklaştıkça da için için seviniyormuş. Az sonra oğlak çalılara doğru yaklaşmış. Tilki avını yakalamak için uygun vaktin geldiğini düşünmüş. Olduğu yerde ayağa kalkmış. Bir şimşek hızıyla oğlağın üzerine atlayıvermiş. Fakat hesaba katmadığı bir şey varmış. Oğlak ile çalılar arasında kocaman bir çukur varmış. Bayan tilki aceleden önündeki çukuru görememiş. Cumburlop çukurun içine düşüvermiş. Kuyuya düşünce ne kadar büyük bir hata yaptığını anlamış. Hemen kuyudan kurtulmak için çareler aramaya başlamış. Hoplamış, zıplamış fakat bir türlü kuyudan kurtulamamış. Sonunda oğlağı güzel yalanlarla kandırmayı düşünmüş. Sesinin en ince tonuyla oğlağa seslenmiş. Oğlak kardeş, buraya bakar mısın? Oğlak önce sesin nereden geldiğini anlayamamış. Sesin kuyudan geldiğini anlayınca şaşkınlıkla oraya doğru yürümüş. Sağına soluna bakınmış. Kurnaz tilki hemencecik bir plan hazırlamış. Oğlağı kandırayım, belki bu oğlak benim kurtuluşum olabilir diye mırıldanmış. Merhaba sevgili arkadaşım. Buradaki suyun ne kadar tatlı olduğunu bilemezsin. Ben her gün buradan su içerim. Kurnaz tilki türlü türlü de diller dökmüş. Sonunda oğlağı kuyuya inmeye ikna etmiş. Zavallı oğlak tilkinin yalanlarına kanmış ve kuyuya atlayıvermiş. Tilki bir an oğlağı yanında görünce şunu bir afiyetle yesem diye düşünmüş. Fakat bu oğlağı yerse buradan kurtuluş şansını da yok edeceği aklına gelivermiş. Oğlak kuyuya inince su içmeye başlamış. Tilki de hemen onun sırtına çıkıvermiş. Oradan da bir sıçrayışla kuyunun kenarına çıkmış. Oğlak kuyunun içinde kurbağalarla tek başına kala kalmış. Hey, ne oluyor diye bağırmış. Şaşkın oğlak neler olduğunu anlayamamış. Tilki neden yukarı çıktı? Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Diye düşünmeye başlamış. Neden sonra aldatıldığını anlamış. Tilki ona yalan söylemiş. Kurnaz tilki alaycı bir dille "İyi banyolar küçüğüm" diyerek oradan uzaklaşmış. Yalnız kalan oğlak korkudan ağlamaya başlamış. Yoldan geçen çoban bu sesleri duymuş, minik oğlağı kuyudan kurtarmış.